Adileciğim, yemekler enfes olmuş. Sen burayı açmadan önce biz ne yapıyorduk hatırlamıyorum bile. Afiyet olsun. Yemekler, mekan, servis harikulade, harikulade. Yani modern kasabaya uymayan ufak bir kusurum var. Şöyle 3-5 telin görünse bari. Ama ne yapacaksın sen 3-5 telimi? Yeterince kıl görmüyor musun Zahir? Adileciğim, bu sarmalar Antep usulü değil mi? Yahu ne sarması? Dolma bunlar, dolma. Dolduruyorsun, sarmıyorsun. Bir başka usulü mü var bunun? Şey, yani ben... He, sen? Yani ben... Sen. Yok, Dur. Hey, durun bakalım. Durun, kimse bir lokma yemesin. Bırak o çatalı bıçağı, bırakın. Bu bir baskındır, durun. Ne yapıyorsunuz burada? Bura hakkında ruh hastasının biri şikayette bulunmuş. Gerekli işlemlerin olmadığı söyleniyor. Adı neymiş o ruh hastasının peki? Bir dakika. Adile öyle şeyler yapmaz. Yalandır, iftiradır. O benim tanıdığım en titiz insanlardan biridir. Benim müsaadelerim tas tamamdır efendi. Hatta tam sizin imza atarken o reis bey mürekkep bitti dediydi de el altından belediyeye zorla yardım verdirdiydi. Aha da belgesi buyur. Sahiden de hepsi tamam. Herkes gönül rahatlığıyla yemeğini yiyebilir. Afiyet olsun. Adile Hanım gerekli iznini almış. Almamış. Kocasından izin almadı memur bey. Açma dedim, açacağım dedi. Açamazsın dedim, açarım dedi. Açmayacaksın dedim, açıyorum dedi. Açamazsın dedim, açarım dedi. Sonra da hem açtı hem de çocuğumu da alıp evi terk etti. Ahir zaman kadını işte. Koca moca dinler mi? Dursun efendi. Oğlun benle geldi bir. Kızım sende kaldı iki. Dur, araya girme. Daha üç var. İstediğim yere açarım. Az daha tebelleş olursan gözlerini böyle açarım. Bu da dört. Açamazsın Adile Hanım. Kocandan izin almadan adımını bile açamazsın. Gittin kendini ev tuttun. Ama ben seninle hala kocanım. Burayı kapatıp aklını başına toplayıp sonra da çocuğumu geri vereceksin. Hayırlı istersen sen de eve geri dönebilirsin. Dinen beslenim senden. Ama hiç heveslisi değilim bilesin. Dursun efendi, hevesi ısrarı bırak. Az daha asabımı bozarsan var ya, bak var ya. He var ya, de bakayım var ya. Bir avukat tutarım, mahkemeye giderim. Aha bu heriften boşa hakim bey beni de. Hem bu yanda hem öteki tarafta kurtulurum senden. Dursun efendi. Sen bu kafayla gidersen iki cihan bir araya gelir de biz töbe bir araya gelemeyiz. Dua et bugün mübarek gün. Seneler sonra bir camimiz oldu. Onun hatırına seninle uğraşamayacağım. Şimdi aranızda en mektep medrese görmüş mümin olarak evvela caminin ilk ezanını okuyacağım. Sonra da namaz kıldıracağım. Ne yaparsın? Elin mahkum. Keşke daha liyakatli biri olsa. Ama yok da. Ezan mı? Ezan. Haydi selamun aleyküm. Serdar oğlum yetiş. Baban ortalığı karıştıracak. Dursun geliyor. Gelsin ya, bura onun da mescidi.
Gelince evvela ezan ardından da namaz kıldıracakmış. Ya her zaman öyle olmaz mı? Önce namaz sonra ezan gördün mü hiç? Hiç. Selamun aleyküm. Aleyküm. Sağ ol. Sapri Bey. Ha buraya kimse yok mu evladım? Seneler sonra bir camımız oldu ama kapısı kilitli. Ne yaparsın? İş başa düştü Dursun Bey. Vakit geliyor. Zamir ezansız olmaz. Baba Dursun abi gidelim, 10 dakika oldu. Gel hadi gel artık, gelmez gel. Ya, tut ki döndü Reyhan'ım, o zaman ne yapacağız ha? Daha kasabalının buradan haberi bile yok. Duyarlarsa işimiz iş. Onca yıl sonra Gedikli'de bir mescit oldu. Usul usul söylemezsek kalplerine iner yani. Yoksa yarın en az 3-5 cenaze namazı kılarız. Alışık değiller öyle camiye, ezana filan. Bizimkinin daha gelecek imamdan haberi yok. Hala kendini buraya imam olacak sanıyor. Kasım kasım kasılıyor böyle. Ayol cumhurbaşkanlığı değil ya, alt tarafı imamlık. Hem Dursun takmaz öyle şeylere. Dursun buraya imam olacağım diye evvela Isparta'dan gül suyu, Erzurum'dan tesbih sipariş etti. Onunla da getirmedi, Mekke'den takke, Medine'den de ibrişimli seccade getirdi. Gerçi takke ile seccade Çin malı çıkınca biraz bozuldu ama hevesi geçmedi hala. Ya bu erkeklerdeki öne çıkma isteğini de hiç anlamıyorum ya. Neyse. Yalnız artık Dursun abiye bir imamın geleceğini, kasabalıya da bir mescit açılacağını söylemek lazım. Malum birden öğrenirlerse kısmi felç geçirebilirler. Sen yüreğini ferah tut Reyhan'ım. Senin baban nerede abi? Ankara'da, her şeyi halleder. Mescidini toplayacağım. Toplarım ya. Bura Allah'ın evi değil mi? Ne oluyor Sabri Bey? Ne ediyorsun ya? Ya Dursun biraz kendine mukayyet ol ya. Ne diye bura Allah'ın evi diye bağırıp duruyor? Ya cami değil mi burası? Bak öyle değil, tamam mı? Birincisi burası cami değil, mescit, tamam mı? İkincisi kimsenin haberi yok. Hele bir resmi yazı gelsin, o zaman herkese şey ederiz ya. Ne yani? Allah'ın evini kuldan mı saklayacağım? Ya Dursun bak, 50 tane yere bakıp 50 tane mekan gezmedik mi ha? Bir tanesi bile mekanını mescit yapmak için verdi mi ha? Vermedi. Ya sen de biliyorsun, buranın halkının bazısı cami deyince endişe ediyor işte ya. Levent komutan bu boş depoyu vermeseydi şu anda hala kendi evlerimizi cami niyetine kullanıyor olacaktık hala. Ya Sapri Bey, Levent komutan burayı camiye tahsis etti mi etti? Artık bir camimiz var mı? Var. Ne duruyoruz, bırak da ezanı bitireyim ya. Daha namaz kıldıracağım. Aramızda kalsın, imamlık edeceğim diye çamaşırlarıma kadar her şeyimi değiştirdim ya. Ya Dursun bak, yaptığın fedakarlığı anlıyorum ama resmi yazı gelmeden buranın açılışını yapamam. Süper gidiyor komutanım. Biz de provasını yapıyorduk zaten. Malum öğlene kadar resmi yazı gelir. İkindi namazına da inşallah mescidimizin resmi açılışını yaparız. He? Hadi hayırlısı. Kim getirecek resmi yazıyı? Komutanım, size çok teşekkür ederiz. Sayenizde beraberce namaz kılıp ibadet edebileceğimiz bir mescidimiz oldu. Hay Allah razı olsun kumandanım. Estağfurullah, rica ederim. Sonuçta kullanılmayan bir yerdi. Bir ihtiyacı gidermiş oldu. Fazla abartılacak bir şey yok. Ay hiç öyle demeyin komutanım. Öyle olur mu hiç? Ay ben olsam ne abartırdım, ne abartırdım. Ya ben bir şey söyleyeyim Yazım. Siz bu mescidi bize verdiniz ya, sizin başınız çok derde girer. Çok ağrır sizin başınız. Hatta var ya, sizin hakkınızda soruşturma bile açabilirler değil mi? Bakın ben size söylüyorum. Aha buraya... Bir daha buraya. Aha bak. Hah bak, buraya yazıyorum. Kışın ortasında falan böyle doğulara tayiniz çıkarsa hiç şaşırmayın. Ya siz her şeyi hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz kumandanım. Çok teşekkür ederiz. Ya resmi yazıyı diyorum. Kim getirecek? Bir arkadaş getirecek. Bizzat kendisi getirecek herhalde. Yahu bir arkadaş getirecek. Sen tanımazsın. Ha. İçindiği de ben kıldıracağım yani, değil mi? Mecbur da. Keşke daha münasip biri olsa. O zaman
Haydi imama müsaade. Sabri. Dursun neden hala imam olacağını sanıyor? Dursun mu komutanım? Ne sanacağını Allah bilir. O kendisini de Adile'nin kocası zannediyor hala. E kocam zaten. Ayrı evlerde yaşıyoruz ama dinen de resmen de benim kocam. Maalesef. Hah, işte bak kendi itiraf etti maalesef diye. Sen Dursun'a söylemedin mi? Pardon komutanım, neyi söylemedim? İmamı. Buraya imam olarak gelecek adamı. Yani müftülükten yazıyı getirecek olan arkadaşı. Kimse söylemedi dedik ha. İyi. Siz bilirsiniz. Dursun sizin dursununuz. İmam sizin imamınız. Az kaldı neredeyse her şeyi anlayacaktı ha. Daha neyi anlayacaktı anne? Ay sahi ya biz neyi saklıyorduk? Sabri Bey imam efendi gelecek. Gelecek tabii ya, gelmez mi ya? Hem öyle bir imam gelecek ki ohoho. İmam hatip okumuş, hukuk okumuş. Kendisi İstanbul'da yaşıyor ama aslen Mardinli. Zeki, kültürlü, efendi, zengin, böyle aklı başında. Bir de eli ayağı düzgün bir delikanlı. Siz ne ara yüz yüze görüştünüz? Görüşmedik biz telefonla. Senin baban insan sarrafıdır kızım. Bir insanın sesinden, konuşmasından belli oluyor her şey. Anne nasıl yalnız bıraktım seni? Babam var ya yanında. Bak babam böyle dediğini duymasın bence. Baba, sen paralelde bizi mi dinliyordun? Ya bir durun, yine tartışmayın kendi aranızda. Anne, baba, bakın böyle yaparsanız kapatırım telefonu. Alo. Ana milleti, 51,5 yaşına da gelsen, onların gözünde yine çocuksun. Ne zaman anama gitsem, hala bebe bisküvitini sütte ezip yedirir. Gerçi kendim istiyorum ama çok leziz, bir dene istersen. Ana ciğeri işte. Benim de midem. Yolculuk nereye böyle? Gedikli. Oo, bizim oraya desene. Ben de eve dönüyorum. Ama bu otobüste yer bulamadım. Mecbur. 2 saat bekleyeceğim artık. Tüh. En sevmediğim şey beklemektir. Ay yaşa. Ben de hiç sevmem. İşte bu yüzden bu gazeteyi yanımdan hiç ayırmam. Senelerdir okuyorum okuyorum. Hala bitmedi be ya. Bugün KPSS soru bankası. Şey, nasıl bir yerdir bu Gedikli? Oo, bir görsen bir daha hiç ayrılmazsın. Böyle sessiz, sakin. Yeşil, mavi, turuncu bir yerdir. Kışları sıcak ve soğuk. Yazları kuru ve yağmurludur. Merkeze birazcık uzak. Ama halkı çok bilinçlidir derler. Ben anlamam tabii. Öyleyiz der hep. Kim öyleyiz der hep? Ferit. Eski belediye reisimiz. Sadece Gedikli'ye yayın yapan bir radyosu var. Sahibi arkadaşım olur. Adı Ferit. Ferit ha? Ha Ferit ya. Evet Ferit, Ferit. Ferit. Çok bilgili bir kişidir. Hep kendisi söyler. Sen nereden böyle be ya? İstanbul'dan. Oo, İstanbul. Marmara bölgesinde bir yer değil mi orası? Ne iş yapıyorsun orada? Avukattım ama bıraktım. Bir süreliğine sizin orada görev yapacağım. Güzel. Seversin bizim Gedikli'yi. Genelde senin gibi böyle modern insanlar vardır bizde. Ferit öyle der. Birkaç tane de böyle modern olmayan insan da var tabii. Ne yapacağım bizim Gedikli'de be? Nasipse imamlık yapacağım. Aa, imam. Ha, iyi iyi. İmamlıkta çok iyi para var diyorlar ya. İmam. Niye imamı be ya? Niye bizim imam? Hı hı. Bizim orada cami yok ki. Neyin imamı olacağım ya? Biri öldü mü? Öte kasabaya götürürüz biz. Cami yoksa imam niye olsun be ya? İmamsan imamlığını bil. Pardon. Efendim anne.
Anne lütfen yapma böyle. Ya ben hayırlı bir şey için yola çıktım. Avukatlık yapmak istemiyorum artık. Ben de biliyorum avukatlıktan iyi para kazanabileceğimi ama bu yaptığımda bir nevi cihat. Bunun karşılığını yalnızca Allah verebilir. Anne tabii ki ölüleri gömerim. Ortada bırakacak halim yok ya. Ama insanlar ölmeden önce onlara Allah'ın emirlerini anlatmayı, çocuklara dinlerini öğretmeyi, Kur'an-ı Kerim dersi vermeyi tercih ederim. Hele bir de beni dinlediklerini düşünsene. Tamam anneciğim. Tamam ben yine sana haber veririm. Hadi hoşça kal. Emir Bey. Alo. Ferit. Ben Cengiz. Nereden biliyorsun ben olduğumu be ya? Ha, yazıyor değil mi? Şu an yayındayım Cengiz. Acelen yoksa sonra konuşalım. Ne? Ne ihbarı? Ne imamı? Ya ne cihadı, ne adam öldürmesi Cengiz? Ne dedi? Ah, tabii ya. Şu ezan sesi. Ay ben bunu nasıl düşünemedim? Bilmek üzere. Birazdan oraya doğru yola çıkar. Bu işin içinde bir iş var değil mi Ferit? Cami olmayan yerde imamın ne işi var be ya? Adı Emir olabilir. Emir deyince bakar. Allah Allah. Nereye gitti zavallı adam? Bir selam verseydik ya. Serkan, bak ben şimdi gidiyorum tamam mı? Ben gelene kadar sadece yayın mayın yok, müzik çalarsın. Olur abi, müzik senden daha çok dinleniyor zaten abi. Çok biliyorsun, sen işine bak hadi. Çok güzel oldu. Evet, temiz oldu. Sağ olsun, herkes de yardım anne, etti. Anne neredesin sen ya? Ya kaç tane arkadaşım geçti şuradan. Rezil oldum hepsine. Artık okulda da benden dolma kebap istiyorlar anne. Niye rezil olacaksın anasının bitlisi? Ne güzel işte. Bir çanta yaparız. Okulda Leyla ile satarsınız. Hem adına tereyle para kazanmak ayıp mı? Oldu anne, istersen okulda da böyle kebap yapayım, böyle mangal falan. Hem sen bana para mı veriyorsun? Ha oldu. Bir de anandan para alacağım. Serdar'cığım. Bugün yeni imamımız geliyor ya canım. Babam birazcık mescide toparlayın dedi, ondan geciktik biz. Ay arkadaş ne imammış be. Ya sana yemin ediyorum Alex gelse bu kadar beklenmezdi. Ha şey bu arada babamın haberi var mı? Ay babanın neyden haber oldu bugüne değin Serdar? Yani. Aha babamlar da geliyor zaten. Ne o? Kızın geliyor diye mi heyecanlandın? Yo, ben ayrılırken aha bu Serdar gibi peşimden gelmeyip babasıyla kalan kıza mı heyecanlanacağım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba, hoş geldin. Serdar, anan haber etmemiştir diye ben bizzat gelip söyleyeyim dedim. Şu bizim yeni açılan camide benden başka namaz kıldıracak şahıs olmadığı için. Şşş, dursun abi. Haliyle şimdi içinde cemaate vaaz vermek şart oldu. İstiyorsan sen de gel ha. Ben niye mecburum da o isterse geliyor?
İmam babam bile olsa gidecek, erkek o. Ama sen istersen hiç gitmeyeceksin, anasının kekli. Kızlara cami şart değil zaten. Tövbe tövbe tövbe. Aha işte, insan boşuna cinnet getirmiyor da. Elindeymişken bize de getir Dursun efendi. Leyla kızım, gör iyi misin? Anan yine Antep yöresinden ciğer havası esturuyor. Haydi kalk gidelim biz evimize de ıstımıza sinmesin bari. Hem daha baban açılış bazı için hazırlanacak. Reyhan abla, babama söylese miydik yeni imamın geleceğini? Yok yok, bence en iyisi sürpriz olsun. Daha önce bir sürü broşür fotokopi falan hazırladım. Cemaatin bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem yıllarca ne bir camisi ne de imamı olan bir yerden bahsediyoruz. Aslında internette search ettim. Eskiden ufak bir camileri varmış ama bakımsızlıktan yıkılmış galiba. Ben susayım, rahatsız etmeyeyim sizi. Pardon, Gedikli'ye geldiğimizde beni uyandırabilir misiniz? Laf aramızda heyecandan sabaha kadar uyuyamadım da. Cami ve imam tam zamanına denk geldi. Bu sene Ramazan çok daha verimli geçer inşallah. Ha bir de kadın haklarına değer veren biriyse o zaman çok daha güzel olur. Belki bu uğurda bizimle mücadele bile eder. Ya Reyhan'ım siz kimsiniz ya? Ha? Senden başka var mı? Ha? Hem kasabada ne kadın hakkı? Hakkı kadın olur mu? Kadın Ayşe olur, Fatma olur, Leyla olur. Aha bak kızım, baban bu konuda çok haklı. Bayram olur, Ayhan olur, Yaşar olur. Bak bütün bunların hepsi kadın ismi olabilir. Hatta Okyanus muydu değil mi? Dursun. Bak Dursun'dan bile kadın ismi olur. Ama Hakkı olmaz kızım. Ha, o değil de sen doğru söyledin aslında. Dursun karşısında patladanak resmi imamı görünce çok şaşıracak. Acaba ufak ufak mı söylesek ha? İyi de tek dert Dursun olsa keşke. Kasabanın daha ne mescitten haberi var ne imamdan haberi var. Hele bir de askeri birliğe ait tesisi kullandığımızı bir duysalar. Hadi 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 hadi. İskender, sana bütün medyayı topla dedim. Bu kadar mı? Derya'nın elçisi avokadoya Yaşar'mış. Sadece o gelmedi. Onun dışında bütün medya burada. Neyse. Bak bak, işte bunlar buraya geldiklerine göre bu iş ciddiye biniyor demektir. Gediklinin Gedikli dincileri burada olduğuna göre kesin bir planları var bunların. Ama niye bu kadar beklediler onu ben de anlayamıyorum. Benim bunu çözmem lazım. Alo, jandarma mı? Eli kulağında neredeyse gelir. Artık sen de evlenirsin kızım. Anneciğim bu sefer ne oldu da aklına evlilik geldi acaba? İmam demedin mi? İmam demedi mi bu Sabri? Tamam tamam dedi. İmam ne yapar? Nikah da kıyar. Hazır imam varken sen de evleniverirsin artık. Ha, tek dert imam olmamasıydı zaten anne evet. Başka derdin de mi var? Derdini anlat güzel kızım annene. Ya Suzan bak senin bir abin var ya abin. Bak. Hani şu yanında çalıştığın. Hani kendisi belediye başkanı olur. Bir damat adayımız olsa nikah zaten o kıyar. Ama senin kızının niyeti yok niyeti. Ya niyetle mi oluyor bu işler Allah aşkına ya? Artık şu konuyu kapatalım mı? Zaten otobüs geliyor herhalde. Bak adama rezil olacağız elin adamına. Allah'ım sen bize imam verdin. Bir de hayırlı damat ver ya Rabbim. Bak kızın halini de görüyorsun. Aramızda ya Rabbim. Anne ayıp oluyor ama dibindeyim. Durmayın baskın zamanı. Hadi saldırın. Ne oluyor ya? Bak şuradaki adamı görüyor musun? Hani göbekli olan. Şu sakallı kesin imam o olmalı. Çocuğu da uyandıramadık ya. Dur kaçma. Dur. İşte emir bu. Bizim imam bu muymuş ha? Bunun neden avukatlık yapamadığı belli oluyor zaten. Ay Allah'ım sen affet ama ne olur bu olmasın. Ay değildir inşallah kızım. Zaten var ya bunu sen istesen de ben vermem seni buna. Ay, anne. Gedikli layıktır, layık kalacak. Gedikli layıktır, layık kalacak.
Susma, korkma, yaşam hakkına sahip çık. Susma, korkma, yaşam hakkına sahip çık. Ne duruyorsunuz? Susma, yaşam hakkına sahip çık. Çek, çek, çek. Ya tamam. İndir çantayı. Yağ çeksenize. Çekin çantayı. Yağ çeksenize. Evet çekin hadi. Yağ çekin. Hadi hadi hadi. Alın alın. Alın alın. Ne alın buradan? Alın şunu. Götürün bunu buradan. Alın. Alın. Alın şunu. Alın. Çekin elini üzerimizden. Laf oldu oradan. Yedikli. Layıktır. Layık kalacak. Baba imam mı olacak imam? Ya biz önce cemaati kurtaralım kızım. İmamı Allah korur nasıl olsa. Bak soran olursa biz hiçbir şey görmedik tamam mı? Ya o değil de şimdi Reyhan evlenecek olsa nikah kılacak imam yok ortalıkta. Ya Suzan'ım hayatım bak bize ayak uydurabilmek için dini mevzular hakkında konuşmanı anlıyorum ama acele etme. Olacağı varsa yavaş yavaş olur zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında o Ferit de imamı karşılamaya gelmemiş miydi? Hı. Orada bağırmıyor muydu öyle? Gedikli, layıktır, layık kalacak diye bağırmıyor muydu? Ya anneciğim sen hakikaten kendini zorlama. Yalnız babacığım kusura bakma da yani senin de o kadar övdüğün imam o muydu? Ya bak dış görünüşe göre karar verme kızım tamam mı? Ona bakarsan ben de adama benzemiyorum ama melek gibiyim. İçim temiz. Belki imamın da içi temizdir. Ay güya kimse bilmesin diyorduk. Herkes oradaydı. İnşallah Dursun abi duymamıştır. Ray 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 ray. Oğlum nereyedir? Topa gitti. Kızım nerede? Çarşıya kaçtı. Hem de hiç müsaadesiz. Senin yüzünden böyle olayım. Cebini karıştırırken gördüm. Yine para kadın değil mi? Bir de utanmadan cebini karıştırdım diyor. He verdim ne olmuş? Sen versen bana ihtiyaç kalmazdı ama yo varsa yoksa oğlum. Geçen gün dolabında bir tomat para buldum yine. Ha sen de dolabını karıştırdın yani. Tövbe, tövbe, tövbe. Adile Hanım. Bak Adile Hanım. Bu evin gidişatından sen mesulsun haberin olsun. Hem kadın dedonun yeri kocasının dizinin dibidir. Ama laftan alamayasın ki. Zamanı kadınları gibi itiraz da itiraz. İtiraz da itiraz. Dursun efendi. Hep kendi bildiğini okumasan bu aile bu halde olmazdı. Makinelerle uğraş uğraş herkesi makine sanır oldu. Hey gidiyorum size can verin Allah'ım. Ben bu cemaatin mecburi ve daimi imamı olmasaydım sağ yapacağımı bilirdim ama neyse. Hadi gözün aydın o vakit. O ne demek oluyor şimdi? Yok bir şey yok. Ha ben camiye geçiyorum. Çocukları görürsen seslen de gelsinler. Analarından yararlanamaylar. Bari babalarından faydalansın. Caminin olmadığı yerde imamın işi ne? Konuş be adam! Ne işin var burada? Ben... Rahat. Enteresan bir hal almaya başladı. Yardımcım senin daha evvel tarihi eser kaçakçılığından sabıkan olduğunu söyledi. Bunlar da çantandan çıkmış. Şöyle bakalım ne demek oluyor bunlar? Affedersiniz. Ben Gedikli'de inecektim ama daha gelmedik değil mi? Oho Gedikli'ye geçeli bir saat oldu be abi. Olmadı bu şimdi bak. Sen desene bir saattir beleşe geziyorsun. Şu yakışıklılığından utan be. Neyse az ileride duracağız. Orada inip bir şekil yapıp dönersin artık. Ey cemaati muslimin. Malumunuz yüce dinimiz aileye ayrı bir ehemmiyet verir. Cemiyet hayatının çekirdeği de ailedir. Bu çekirdek içi parçadan müteşekkildir. İçi ve kabuğu.
Bu kabuk ana babayı temsil eder. Çekirdeğin içini korumakla mesuldurlar. Fakat bazıları, ismini vermem gerekir mi bilmiyorum ama bazı anneler bu kabuk olmayı kendilerine yediremeyip çocuklarıyla usulünce ilgilenmiyorlar. Hey Allah'ım şuna bak ya. Resmen kadınları hor görüyor. Valla erkek milleti değil. Hepsi aynı bunların. Ya Reyhan'ım. Babam da erkek ya. Of baba ne yapacağız ya? Ya ne bileyim kızım ya. O imam telefondakine hiç benzemiyordu. Biraz da sarhoş gibi duruyordu ama yol yorgunluğundandır herhalde. Vallahi bilmiyorum ama salmayabilirlerdi onu yani. Ya resmen adama yumruk attı. Bari gidip müftülükten yazayı mı alsak ha? Mescidin ruhsatı gibi bir şey o. Yahut da arasak diyeceğim ama ya bizi de mimlerlerse? Of baba bilmiyorum benim kafam çok karıştı ya. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz sevgili seyirciler. Şaşkınız. Yıllardır huzur içinde yaşadığımız bu modern ve güzide beldeye maalesef bugün karanlık güçler çıkarmaya. Bir sus ya bir sus. Galiba bizim imamdan söz ediyor. Ne imamı? İmam olduğunu söyleyen biri bugün öğle sularında Gedikli'ye geldi ve kolluk güçleri yerinde bir müdahaleyle saldırgan imamı derdest etti. Evet, bakın söylemedi demeyin. Cami olmayan bir yere adamın biri ben imamım diye geliyor. E şimdi bu işin içinde bazı örgüt bağlantıları, illegal yapılanmalar ve muhakkak kutsal cengaverler falan vardır öyle değil mi? Şimdi ben buradan soruyorum. Sayın Sabri Yapıcı ve ailesi. Bugün o otobüs durağında sizin ne işiniz vardı? Hı? İmamla bağlantınız nedir? Hayır yani neyin peşindesiniz? Bunu kamuoyuna açık açık cevap vermek zorundasınız. Dursun'um. Sabri Bey, bu duyduklarım doğru muydu? Bak, bir kısmı doğru, bir kısmı yalan, bir kısmını bilmiyorum. Bir kısmından da haberim yok zaten. Başka da kısım yok ha? Ne yani? Şimdi buraya yeni bir imam mı geliyor? Sevinsene Dursun Efendi. Mecburen imamlık ediyordun ya. Aha kurtuldun işte. İmam arıyor. Yeminle imam arıyor. Alo. Alo imamım. Saldılar mı seni ha? Benim ismimi vermedin değil mi ha? Neredesin? Jandarma seni götürüp ta oralara mı bıraktı ha? Jandarma mı? Yo, uyuyakalmışım ben. Tamam. Ben eşyalarımı alayım, sonra bir namaz kılayım, taksiye atlar gelirim. Bir saate gidersin dediler. Olur. Siz bilirsiniz. Meydanda görüşürüz. Hadi selametle. Ya o imam bizim imam değilmiş. Bizim imam uyuyakaldığı için inememiş dedik. Hadi gözümüz aydın. Madem öyle kalkın bizim mekana gidelim. Bütün cemaat orada şimdi. Mühim bir ilanım var. Dursun. İyisin değil mi ha? Bu yeni gelen imam senin için bir problem olmaz herhalde ha? Ya Sabri Bey. Benden iyi olduktan sonra niye benim için problem olsun ki? Gerçi ineceği yeri uyuyup da kaçıran bir şahıs sabahları cemaatin önünde nasıl imamlık edecek bilmiyorum ama elbet vardır size göre bir gerekçesi. Allah Emir Hoca'nın yardımcısı olsun. Yapıcı, jandarmadan aradılar. Ellerinde imam olduğu söylenen biri varmış. Nedir bu durum? Komutanım bir yanlış anlaşılma olmuş. O imam bizim imam değil. Serbest bıraksınlar. Bağış üstüne mi? Estağfurullah komutanım. Yapıcı,
Daha burası resmen açılmadan, imam bile gelmeden ortalık karışmaya başladı. Cemaate mukayyet ol diye sana bu ofisi verdim. Rica ediyorum beni zorda bırakma. Yoksa kendine parayla ofis tutmak zorunda kalırsın ona göre. Mümkün değil, hayatta çıkmam. Yani hayatta sizi mahcup etmem komutanım. Peki. Komutanım bu arkadaş kim? Yakında öğrenirsin. Acele etme. Hele bir susun. Hele bir susun. Kime diyorum? Kıymetli müşterilerim, değerli misafirlerim ve dostum. Yarın Ramazan başlıyor. Şükür kavuşturana. Ben de istedim ki Ramazan'a mahsus bir şey edeyim. Ne edeyim, ne edeyim derken aklıma aha bu fikir geldi. Bu nedir? Kutudur. İşte gün boyu herkes adını yazıp bu kutunun içine atacak. Akşama çekiliş yapacağız. İsmi çıkan şahıs Ramazan boyunca beleş iftar edecek. Ha, oruç tutmayanlara ise iftar yerine o vakit akşam yemeği yiyebilir. Tövbe. Olmaz öyle şey. Ramazan'da oruç tutmayana iftar verilmez. Doğru. Burası benim değil mi? İstediğimi yaparım. Serdar, dağıt kağıtları. Yeni imam gelince bu yardımları çok daha organize yaparız inşallah. Herkes elinden geldiğince yardım yapsa fena mı olur? Bu arada bu akşam erzak paketleri hazırlayacağız. Onu da unutma sakın. Ben bu yardımların gizli yapılmasından yanayım. Yani yapan var, yapamayan var değil mi? Misal ben şimdi çok fazla yardım yapsam başkaları kıskanır. Babacığım sen yardımını yap, kıskanan olursa senden çok daha fazla yapar inşallah. Hem serbest piyasa yani. Ya bir kere de fakirlerin işine yarasın. Tamam, hadi şunu. Ya bu arada bir şey soracağım. Hı. Acaba Ramazan'da çeyiz kampanyası yapan yerde var mıdır? Hani şu kızın çeyizlerini ucuza getiririz belki. Koskoca doktor oldu, hala bekar. Hazır imam da geri geliyor, belki gene bunun evlenesi tutar. Ya anne ne zaman evleneceğim tuttu ki? Ya sus canım. Hayatım ben sana ne dedim ha? Ne dedi? Serdar topla kağıtları. Bakıyorum gediklinin gedikli dincileri harekete geçmiş. Önce şu bir türlü cevabını alamadığım imam olayı. Ardından iftar kampanyası. Biliyor musun? Size sadece acıyorum. Utanma Ferit. Sen de yaz adını. Ne de olsa her gün buradasın. Bakarsın sana çıkar. Ben öyle din sömürücüsü falan değil. Pardon. Çalışıyor musunuz? Yalnız ben Gedikli'ye gidecektim. Selamünaleyküm. Merhaba. Yolculuk nereye? Gedikli demiştim ama. Bir şişe sesi geldi ama kırılmamıştır inşallah.
Kırılmamış, kırılmamış. İsterseniz ben şöyle ineyim. Hem size de boşuna zahmet olmasın. İşte, ufak git. Yola çıktık bir kere. Ha, sen içmek istiyorsan içebilirsin tabii. Ama ben görev başında içmem. Ne oluyor be? Bana mı sövüyorsun? Yo, dua ediyorum. Dua mı? Ne duası? Aklıma ne gelirse. Hem arada bir de kelime-i şehadet getireyim diyorum. Ne olur ne olmaz. Ya bu Gedikli'den dua ağzında dualı adam pek çıkmaz yani. Sen ne işin var orada? Niye gidiyorsun? Oraya yeni bir mescit açılıyor da oranın imamı olarak gidiyorum. Annem için dua eder misin? Tamam. Tamam, okuyayım. İsmi neydi? Taksicinin annesi de yeter. Hoca niye kısa kestin böyle? Bu ne cimrilik ya? Biraz uzatsan diyorum ha. Rahmetlinin açığı çaktı da ha. O zaman ben bir Yasin-i Şerif okuyayım. Hem bizim de başımıza bir iş gelirse hepimiz nasipleniriz. Ben de tam onun adını düşünüyordum valla. Sen duaya devam et, ben de yola devam edeyim. Kaldır kolları. Hadi kalkalım, Emir Hoca gelmek üzeredir. Sabri! Sabri! Bir şey soracağım. Bu imamla ilgili hala bana bir açıklamada bulunmadın. Ferit bak şimdi seninle uğraşamam. O sakallı adam. Tarihi eser kaçakçısıymış ve tutuklanmış. Onu anladım. Ama benim kafama takılan başka şeyler var. Niye imam konusuna kimse itirazda bulunmuyor? Ha? Ne demişler? Ateş olmayan yerden imam çıkmaz. Öyle değil mi? Sizin o otobüs durağında ne işiniz vardı? Bu imam buraya niye geliyor? Ne yapacak burada? Baba hadi gidelim. Hadi hadi. Ne o? İmamı mı karşılamaya gidiyorsunuz? Aşk olsun Sabri, hani kimseye söylemiyorduk? Susam! Vay vay vay, demek söylenenler doğru ha. Peki bu imam buraya niye geliyor? Onu nereden karşılayacaksınız? Ay bu da saf ayol, nereden karşılayacak? Şu meydandaki anne. Hadi koray. Sabri! Hadi. Sabri sana soruyorum, bana cevap ver. Kime söylüyorum ben? Kesin burada bir şeyler dönüyor. Kesin. İmam gelmedi. Biraz önce buraya gelen sakallı imam, imam değilmiş Cengiz. Bir de sakallı imam mı varmış be ya? Bu da bitti. Böylece annene, babana, teyzene, halana, amcana, dayına ve eşine birer tane Yasin okumuş oldum. Ya şunları tek tek söylemeseydin de hepsine birden okusaydım keşke. Ya olur mu hoca efendi ya? Yani sen namaz kıldırırken herkese teker teker kıldırmıyor musun? Yo, cemaatle birlikte topluca kılınıyor. Oh, cevap yani. Bütün günü toplasan bir saat imamlık yapmıyorsun. Böyle imamlığı ben de yaparım. Abdest almaktan bir korkmasam? Abdest almaktan niye korkuyorsun ki? Hep sorgusal, sorgusal, sorgusal. Rahat bırakın adamı canım, rahat bırakın ya. Geldik mi? Ben nihayet geldik. Borcum ne kadar? Ne borcu be hoca? O kadar Yasin okudum. Onlara sayarız. Yasir değil, Yasin. Öyle mi? O daha mı pahalı ya? Yo, ondan değil. Neyse zaten, olmaz öyle. Parayla Kur'an okunmaz. Ne tuttu? Seni çok tuttum ha. yalnız işine karışmak gibi olmasın ama bu parayla içmezsen sevinirim. Ya benim hanıma söyleyeceğim, senin için de dua etsin. O bana benzemez. O yani Kadir'de camiye bile gider. Bir dakika, senin eşin vefat etmemiş miydi? Onun için de Yasin okuttun ya. Oo.
Bazılarını peşin aldım. Seni nerede bir daha bulacağım be hoca? Yine yanlış adımı atlamayalım. Bu adam pek imama benzemiyor. Bana da öyle geliyor. Sabri ile temasa girdikleri an harekete geçeceğiz, tamam mı? Cengiz'e niye sormuyoruz? Boş ver onu. Hayatım, ister misin imamla damat aynı kişi olsun? Ha? Ay, ağzımdan lafı aldın Sabri, istemem mi? Sevgili dinleyiciler, sonunda imam efendi de geldi. Hoş geldin. Ne o? Otobüste geldiğin halde kasabadaki herkesi uyutup gizlice girecektin, öyle değil mi? Sizin adınız Ferit değil mi? Evet Ferit. Bir dakika, niye sordun? Yoksa bu bir tehdit mi? Yo, niye tehdit edeyim ki? Tehdit etmem, yaparım diyorsun, öyle değil mi? Peki sormak istiyorum. Bu kasabada cami yok. Hangi amaçlar için bunu kullanıyorsunuz? Ay baba, bir şey yapsana ya. Dakika, kaçıracaklar adamı şimdi. Her imam gibi Allah rızası için namaz kıldırmak, insanlara dini anlatmak, herkesi kucaklamak, herkesle tek tek ilgilenmek istiyorum. Hem haberiniz olmamasına çok şaşırdım ama kasabanızın artık bir camisi var çok şükür. Müsaadenizle, yolcular karışmış, bu bizim imam. Bir dakika, bir dakika. Hemen öyle kaçmak yok. Bu cami nerede? Bana hemen söylemelisin. Cevap verme. Söyleyeceğin her şey aleyhimize delil olarak kullanılabilir. Hayır, bir dakika. Bir dakika, kime söylüyorum ben? Haydi. İmam efendi, sana soruyorum. Ne yapıyorsun? Öyle laf sokup gitmek var mı? Hey! Suzan'la tanışmıştınız zaten. Kendisi aynı zamanda belediye başkanımızın kardeşi ve halkla ilişkiler, özel kalem, basın ilan sorumlusudur. Reyhan kızım malum. Kendisi sağlık ocağımızın nadide doktoru olur. Bekar. Size daha sonra uzun uzun anlatırım inşallah. Adile Gedikli'nin en işlek mekanının sahibi. Aynı zamanda bu Leyla ile bu Serdar'ın da annesi. Buranın Fahri imamı Dursun'un da karısı. Gerçi ayrı yaşıyorlar, bir ikisinedir. Öyle mi? Öyle. Epeydir anlaşamıyorlardı. Sonunda Adile kendine ayrı bir ev tuttu. Serdar annesiyle gitti, Leyla babasıyla kaldı. Yani zorla değil, çocukların kendi seçimi. Efendim, gerçi Adile Leyla'yı daha çok seviyor. Dursun da oğluna düşkün ama işte dedim ya, çocukların seçimi. Efendim, Yusuf... Aa, Levent komutan da geliyor zaten. Onunla da tanışıver bir iki dakika. Gerisi önemli değil. İhtiyacın oldukça tanışırsın. Bekar galiba yavru. Bir imamı bin kişi ister, bir kişi alır. Değil mi? Kısmet. Anne. Doğrusu Sabri hocayı ilanla bulduk dediğinde pek ümitli değilim. Ama bu sefer şansı yaver gitmiş galiba. Olur mu komutanım? İlan için hiçbir masraftan kaçınmadı. Allah isteyince denk getiriyor. İzinler de çabucak çıktı çok şükür. Şu da ilan. Gerçi ben tamam dedikten sonra da ilan bayağı devam etti. İki günlük fiyatına 5 günlük ilan kampanyası vardı. İlk gün seninle anlaşınca namımız yürüsün diye kestirmedim ilanı. Zaten senden başka arayan safta çıkmadı. Ha, onu soracaktım. İstanbul'da bu kadar geniş imkanları olan biri neden böyle unutulmuş bir yere gelir ki? İdealist biri olduğu için mi acaba? Komutanım, ben şu müftülükten gelen yazıyı uygun bir yere asayım. Şey, tabii o da var. Hem o, hem de iyi olur diye düşündüm. Hem buradakilere de... faydam dokunur gibi geldi. Hem baksanıza, nasıl ilgi gösterdiler. Bence acele karar vermeyin. İlk intiba insanı biraz yarıltır. Ayrıca stajyer olduğunuzu benden ve Sabri'den başka kimse bilmese iyi olur. Thank you.
ne biçim müteahhitsin ya? Nedir bu kapının adı? Arada bir yağlasana. O kapıyı alarm niyetine yağlamadım. Ya alarm taktıracak paramız yoktu da komutanım. Emredersiniz komutanım. Yeni imam Celi'yi diye yaygara ettiler. Ha nedir yeni imam? Sen misin o? Nasipse. İsmim Emir. Emir Hüseyin Yiğit. Hüseyin'i uzun zamandır kullanmıyorum. Emir'i tercih ederim. Hadi bakalım. Herkes Adile bacının oraya. Hadi. Emir hocanın şerefine hep beraber şöyle bir yemek yiyelim. Siz de gelir misiniz komutanım? Dediklerimi aklında tut. Hocam yolculuk nasıl? Abi bu kim? Ne bileyim ya, ben de bugün gördüm. Pek tekin birine benzemiyor ama hakkımızda hayırlısı olsun. Amin amin. Hazır mısın? Patlıcan dolması bile yapmış değil mi? Evet. Niye böyle garip bakıyorlar? Ya bu kadar kapalı ve takkeli insanı bir arada görünce şey olmuşlardır. Malum camimiz yokken pek böyle toplanma vesilesi olmuyordu. Hocam aslında daha çoğunun camiden haberi yok. Yani bir gün belirlesek ya da bir açılış falan yapsak mesela. Bence hiç gerek yok. Yani abim belediye başkanımız. Şu anda kasaba dışında. Gelsin düşünürüz değil mi? Yok yok, aslında çok iyi olur. Zaten akşam ilk teravih kılınacak. Herkesi davet etmiş oluruz. Ya hocam şu cami olayını alıştıra alıştıra şey etsek. Yani buranın halkı camiye pek alışık değil de yani adım adım şey etsek daha bir şey etmiş oluruz yani. Yani bayram namazına kadar çıtlatmış oluruz. Yok yok Sabri Bey, hiç şey yemeye gerek yok. Ben şimdi ayağa kalkar düzgün bir dille izah ederim, merak etmeyin. Onca davaya çıkmış insanız nasılsa. Hocam. Bayanlar baylar, bir iki dakikanızı rica edebilir miyim? Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Emir. Buraya İstanbul'dan geliyorum ve bu güzel beldede imam olarak görev yapacağım inşallah. Ne imamı ayol? Burada cami yok ki. Evet, burada cami yok ki dediğinizi duyar gibiyim. Eskiden olsa bu doğruydu. Ama artık kasabamızın da güzel bir mescidi var çok şükür. Sabri Bey sağ olsun, her şeyin olmasında öncülük etmiş. Ne alakası var canım? Yani, estağfurullah, ben bir şey yapmadım. Ya, benim sadece yazıhanem orada. Neyse. İşte bu güzel camiyi, mescidi bu akşam kılınacak ilk teravihle hizmete açacağız inşallah. Arzu eden herkesi bekleriz. Teşekkürler. Gördünüz mü? Hiç de beklediğiniz gibi bir tepki vermediler. Önemli olan derdinizi anlatabilmek. Ay, başımıza bunlar da mı gelecekti? Nerede o cami? Minaresi nerede? İran'a döndü burası. Yakında nükleer bomba da yapar bunlar. Okul varken cami de neymiş? Biz dindar bir nesil istemiyoruz. Nerede o cami? Nerede o cami? Bence caminin yeri şimdilik sır olarak kalsın. En azından teraviye kadar sağlam durur. Tekrar ediyorum sevgili dinleyiciler. Biz İmam efendi. Bak duyuyoruz. Senden mi bahsediyorsun? Evet. Nitekim şimdi aldığım bir habere göre kasabamıza gelip ortalığı karıştıran bu karanlık adam ismi lazım olmayan bir mekanda huzursuzluğa neden oluyor. Evet. Gedikli'de bir cami olduğunu iddia eden bu şahıs sözde caminin yerini ise ısrarla saklıyor. Ha. Adı geçen şahıs ve yandaşlarının an itibariyle şaşkınlık içerisinde olduğu söyleniyor.
de etrafta aranıp dururlar. Her an beni görebilirler. Beni de görmek üzereler veya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, gördüler. Üstüme gelirler Ferit. Yardım et Ferit. Üstüme gelir. İmdat. Ferit yeter. Dur baba dur, yavaş. Gel oradan. Sevgili dinleyiciler, şu an haber kaynağımı açıklamak istemiyorum ama bu şahsın hayatından endişe ediyorum. Herkes yemeğini yesin. Hadi. Ha, bu arada kutuya ismini atmayı unutanlar hemen atsınlar. Sonra vay ben bilmiyordum, vay benim haberim yoktu diye hiç sızlanmayın. Bu Adile Hanım'la Dursun Bey'in bir araya gelme olasılıkları hiç mi yok? Yani aslında var ama bir araya gelirlerse ayrılma olanakları daha fazla. Peki çocuklar gerçekten kendileri mi seçti kiminle kalacaklarını? İşte esas mesele de orada ya. Bak şimdi. Adile Leyla'yı Dursun Serdar'ı kendi sapına çekmeye çalışıyor. Eğer olur da bu ikisinden bir tanesi iki çocuğu birden kaparsa artık sırtı yere gelmez artık. Sabri nerede kaldı? Allah. Ödümü kopardım. Demek ödün koptu ha? Yani bir anda karşımda görünce. Niye? Ben korkunç muyum? Yok, estağfurullah. Bence imanla dolu bir kalp hiçbir şeyden korkmaz. Eşhedü en la ilahe illallah. Ha işte adam böyle kalp krizi geçiriyordu ha. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Sabri Bey, hoş geldiniz. Bakıyorum hemen yerleşmişsin hocam ya. Ha? Evet. Hatta gelmeden önce broşür gibi bir şey bastırdım. Az sonra çıkıp sağa sola yapıştıracağım. Hem böylece insanlar namaz vaktini daha önceden öğrenmiş olurlar. Bir de mescidin ufak bir krokisini çıkarttım. Nasıl olmuş? Tövbe tövbe tövbe. Benim bildiğim insanlar namaza ezanla çağrılır da. Bu pressure pressure şehir adeti midir nedir? Olmadı cep telefonuyla mesaj atsaydın. Namaza son 5 dakika. Abdestinizi aldınız mı diye. Hayır, tabii ki ezan okuyacağım. Ama insanlar daha önceden bilsinler istedim. Neyse. Hadi selamun aleyküm. Benle bir işiniz yoksa ben çıkıyorum. Selamun aleyküm. Allah Allah. Bir derdi mi var acaba? Bana bir şey demiyorsanız ben gideyim Sabri Bey. Yok ne diyeceğim ki? Ne diyeceğim? İyi madem. Bana müsaade. Ama ben şey diyecektim ya. Nişanlı evli falan değilsiniz değil mi? Ha? Hani misal öylesine soruyorum. Yo, niye sordunuz ki? Canım ilk geldiğiniz gün komutan sormuştu ya hani niye geldi diye. Hani bir gönül meselesi falan mı dedim? He, yok öyle bir şey değil. Bir ara konuşuruz. Başka bir mesele tamam, vardı. Tamam konuşuruz konuşuruz. Sen işine bak hadi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Alo. Alo Suzan. Hayatım. Şu Emir Hoca var ya, Emir Hoca. Ya, imam yahu. İmam Bey işte. Takıntısı tukuntusu yokmuş. Boşta yani. Ya. Hadi hayırlısı olsun.
geldiniz hocam. Hoş bulduk Serdar, nasılsın? İyi, ne olsun öyle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Adile Hanım. Akşamki teraviye herkes geliyor değil mi? Dursun Efendi kıldırırken bile giderdik. Şimdi mi gelmeyeceğiz? Çok şükür, herkes geliyor galiba. Umarım iyi bir start veririz. Ne veririz? Anneciğim, start başlangıç yani, inception. Adile Hanım, şu iftar kampanyası işini çok iyi düşünmüşsünüz. Yarından tezi yok, ihtiyaç sahiplerini tek tek belirleyip daha detaylı bir yardım yapsak çok hoş olur. Gördüğüm kadarıyla cemaatin içinde bile çok ciddi kopukluklar var. Kasabada bunca kopuk varken o kadarına yatacaksın, kalkacaksın, dua edeceksin gayrı. Bir dakika, bir dakika. Beni dinler misiniz lütfen? Şimdi efendim, bazılarınız beni paranoyak olmakla, abartmakla, komplo teorileri üretmekle, hatta belediye başkanlığı dönemimde hırsızlık yapmakla suçladınız. Ne oldu? Yine ben haklı çıktım. Bakın, şu an elimde bu masum yüzlü imamın gizlice hazırladığı bu broşürden var. Hiç üşenmemiş, kasabanın her yerine asmış bundan. Olacak iş mi bu? Gizliyse niye her yere asıyor Ferit? Boş ver şimdi sen onu bunu da. Bunu nasıl yaparsın imam efendi? İlk başta fark etmedim ama daha sonra dikkatli bakınca başımdan aşağı kaynar sular vuruldu. Bu ne rezillik imam efendi? Baba ne var ki orada? Ah benim yarım akıllı oğlum. Anam biraz daha hamsiye dursaydı daha uyanık olurdun ama neyse. Nasıl ne var? Hiç mi bakmadın? Bak burada ne yazıyor? İlk teravih namazı bugün kılınacak. Kılınacaktır diye yani. Şart koşayım. Kılınabilir de mi? Ya hiçbiriniz mi bu işten anlamaysınız? Teravih ne zaman kılınır? Ramazan'dan bir gün önce. Ama ne malum yarın Ramazan oldu? Ya Araplar yarın Ramazan değilse ne olacak? Onlar oruç tutmazken biz mi oruç tutacağız? Ha? İşte sorun da bu. Siz dincilerin derdi din değil ki. Sizler rejime karşısınız. Tabii amacınız burası da Arabistan'a çevireceksiniz. Bir dakika, bir dakika. Öncelikle Araplar böyle yapıyor, siz de böyle yapacaksınız diye dini bir emir yok. Eğer kitapta, sünnette varsa Arap'ı da bağlar, Acemi de. Ramazan mevzusuna gelince. Evet, ayı gözetlemek gerektiği doğru. Ama zaten Diyanet bu işi yapıyor. Bu işi yapan birileri varsa cemaatten de sorumluluk düşer. Hepsinden geçtim. Kanunlarımızda yazmıyor ki şu gün oruç tutun, namaz kılın diye. İsteyen istediği zaman orucunu tutar, teravihini kılar. Evet, kasabamızın en nadide iki dikeni ağzının payını almışken, hazır hocamız da buradayken, iftar kampanyamızın talihli ismini tespit edebiliriz. Buyur hocam, imam olarak senin yapman en münasibidir. Estağfurullah. Burada Dursun Bey var, Ferit Bey var. Yap şu çekilişi imam efendi, uzatma. Peki, madem öyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir kere bismillahirrahmanirrahim diye başladığında laik vatandaşlara ayrımcılık yapıyorsun demektir. Bu durumda kesinlikle bana çıkmaz. Neden Ferit abi, sen yazdın mı ki ismini? Kim, ben mi? Ben böyle oyunlara asla gelmem. Oyalanmasana olay imam efendi. Peki. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ferit Soylu. Sizsiniz değil mi? Ferit Soylu mu? Evet. Ferit Soylu yazıyor burada. Ha, biri bana sürpriz yapacak herhalde. Adımı kim atmış ki kutuya? Bu adam oruç moruç tutmaz. Buna verilen iftar boşa sayılır, haberiniz olsun. Sana edilen laflar da boşa gidiyor ama biz hala seni muhatap alıyoruz. Her iftar vakti gel. İstediğini ye. Sözüm söz. Teşekkür ederim canım. Seni mi kıracağım? Kıracağım da ne malum yarının Ramazan olduğu? Ha? Ya Araplar bugünden başladıysa? Allah Allah. Serdar, hele gel bakayım benimle. Geleyim babacığım. Ferit Bey, eğer izin verirseniz bu akşam size bir yemek ısmarlayayım. Geldiğimden beri sizinle hiç oturup doğru düzgün sohbet etme imkanım olmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiç boşuna heveslenme hoca. Benden sana iş çıkmaz. Hatta bırak iş çıkmayı, sen burada ne yaparsan yap, karşında hep beni bulursun. Ben öyle çocukken evde örümcekleri kovalardım. Şimdi kasabadakileri kovalıyorum. Senin gibilerle nasıl mücadele edileceğini çok iyi bilirim ben. Ha, bu arada yemek için de teşekkür ederim.
Hayır yani ben hiçbir şeyi anlamıyorum. Ne demek her fert istediğini yapar? Sizin bir komutan olarak yumruğunuzu masaya vurmanız gerekmez mi? Ferit Bey, herkes inandığı gibi yaşamakta özgür. Ben buna nasıl engel olabilirim ki? Oh! Herkes inandığı gibi yaşamakta özgürse, inanmadığı gibi yaşamakta da özgürdür. Değil mi beya? Madem öyle o zaman, bugünden itibaren ben de namaza başlıyorum. Yani komutanım Cengiz demek istiyor ki, sonuçta siz o dicilerden falan değilsiniz. Ama yine de gidip onlara cami için yer veriyorsunuz. Halbuki biz size güvenip geceleri rahat rahat uyuyorduk. Değil mi Cengiz? Ferit Bey, tek yaptığım halkın bir ihtiyacı için eldeki imkanları değerlendirmek. Lütfen bunları olur olmaz yerlere çekmeyin. Ya, demek öyle. O zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Yürü Cengiz, gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Niye durdun orada? Yürüsene Cengiz. En iyisi durumu kabullenmek. Hep derdim be ya bu dincilere herkesi dinci yapar diye. Demek er ya da geç biz de öyle olacağız. Bari insancıkları boşuna uğraştırmayalım. Ben eve gidiyorum. Boy abdesti alıp geleceğim. Ne diyorsun Cengiz? Böyle hemen pes etmek yok. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hadi yürü gidiyoruz. Ses. Se. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne gelmediler mi hala? Ben sana ne dedim Emir Hoca? Ne çok güven ne kolay teslim ol. Her şey zamanla. Ya Suzan'ım nikah ne zaman yapsak ha? Yalnız senin kızının haberi olmasın tamam mı? Onun için koca ayarladığımızı duyarsa hayatta kabul etmez. Merak etme Sabri'cim ben gerekirse son güne kadar saklarım. Hem ikisine de sürpriz olur. Anan istemez tabii senin buraya gelmeni. Niye? Çünkü o istiyor ki sen de onun gibi ol. Gerçi sen vakti zamanında beni bırakıp ananı tercih ettin ama çocuksun, olur öyle şeyler. Ah canım benim. Yakındır ananın koynuna sığınman. Ondan sonra hele gör nasıl kuyruğunu kıstırıp benden af diliyor. Hadi baba sünneti kaçır. Aslan hoca da bekliyor zaten. Kızım biz boşuna mı bekliyoruz? Yani kavga filan çıkarsa ayırmak için. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Sabri abi hoş geldin. Ya burada mı o tuhaf bakan asker burada mı? Az evvel buradaydı. Merhaba. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun Bey hoş geldiniz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Serdar. Ne çok güven ne kolay teslim ol. Hoca! Sen baksana bakayım buraya. Gediktir uyuma, yaşam tarzına sahip çık. Gediktir uyuma, yaşam tarzına sahip çık. Gediktir.
pes etmeyin hoca. Uyuma, yaşam tarzına sahip çık. Belki de en çok onların sana ihtiyacı var. Kalacak. Mikrofonsuz daha iyi geliyordu sesi. Gururlanma insan ölmeme ya, çaren mi var? Azan olmuş bir gül gibi solmama ya, çaren mi var? Azan olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Güz gelince solar yaprak, yüzün örter kara toprak. Güz gelince solar yaprak, yüzün örter kara toprak, kefen çürür. Adı Ayhan. Babası müezzinmiş. Yeni teslim oldu birliğe. İşine yarar diye düşündüm. Çaren mi var? Kefen çürüyünce çıplak kalmamaya çaren mi var?